Evet, Türkiye'nin en ünlü kuaförü demiyorum. Tabii ki berberi. Berberim ben. Aynen abi. Zaten gıyabında kamera arkasında da konuşmuştuk. Özellikle soruları da bekledim. Kuaför ne demek? Berber ne demek? Neden buna takılıyorsun? Öncelikle hoş geldin. Sefalar getirdin Sağ abi. olasın, hoş bulduk. Hayırlı olsun programın. Çok teşekkürler. Senin de başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Severek izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Her şey yolunda inşallah. Allah'a şükür süper. Tıraşa devam, çalışıyoruz. Herkes gibi biz de seni çok merak ediyoruz. Sokaktaki insanlar olsun veya programın izleyicileri. Yani gerçekten böyle bir talep var ve herkes Şükrü Dudu'yu çok merak ediyor. Çünkü dünya starlarıyla, iş adamlarıyla kendisi zaten hani sıfırdan gelmiş. Hem oyunculuk yapıyor, hem kitap yazmış, hem televizyon programı sunuyor. Ve aynı zamanda çok başarılı ve Türkiye'nin en ünlü berberi. Bununla başlamak istiyorum abi. Hayata makas attığını düşünüyor musun? Atmaya devam ediyorum. Sivas'tan geldim zaten. 15 yaşında İstanbul'a. Babam da berber. 2 yıl burada gurbet hayatı yaşadım. Nişantaşı'nda çalıştım. Ondan sonra tabii dayanamadım, ailemi de getirdim. İşte sonra bir askerlik sürem vardı. Ondan sonra en iyi olmak istedim yani. Ben şu an tek hedefim yani bu işte en iyisi ne olabilir diye. Onun için askerden geldiğim gün direkt ben Paris'e gittim. 4 gün Paris'te yaşadım resmen. Fuarlara falan gittim orada. Sonra gelince dedim ki ya bu işi en iyisini yapacağım ya da yapmayacağım. Onun için yapmaya devam ediyorum. Peki yani çocuklukta baba mesleği ya çıraklıktan başladın muhtemelen. İlkokulda öğretmenim tıraş ediyordum. İlkokuldan başladın. Tabii. İlkokulda öğretmenim tıraş etmeye başlamıştım. Sonra nasıl gelişti? Peki çocukluğundan beri o zaman berber olma hayali vardı. Tabii canım yani babamın dükkanı olduğu için zaten gidecek başka bir yeri de yoktu. Onun için babam da dükkanda olduğu için mecburen dükkana gidiyordum. Ama hevesliydim tabii. Orada bile bütün ünlüleri merak ederdim. Hepsinin işte resimlerini toplardım. O zaman babam hayat ve ses mecması biriktiriyordu. Evet. Orada da ünlüler vardı. Ben de onların resimlerini çerçeve ediyordum falan. Mektup yazıyordum o zamanlar Hiç geri dönen ünlülere. oldum peki? Müjdar döndü. Müjdar. Evet. O zaman yazdım yani bütün ünlülere yazıyorum. İşte Kadir İnanır, Tarık Akan falan herkese gönderdim. Çoğuyla İstanbul'a geldikten sonra tanıştım hatta tıraş bile ettim. Abi çok güzel bir şey değil mi? Yani hem sevdiğin insanlara veya tanımak istediğin insanlara ulaşıyorsun. Hem kendi işini çok iyi bir şekilde yapıyorsun. Yani hem kendini dolduruyorsun bir yerde hem de mutlu olduğun şeyi yapmış oluyorsun. Futbolculuk gibi bir şey bu Ya aslında. istemek çok önemli şimdi. Dedim ya işte o Müjdar'dan sen bahsediyorsun. Ben yazdım dedim yani herkese yazıyordum o zaman. Okulda mektup adresini de o zaman kafaya bak okul adresimi vermişim. Müdür beni çağırdı şimdi. Dedi ki oğlum Müjdar'dan sana mektup geldi. Tabii herkes gülüyor Müjdar'la ne alaka? Evet. Sonra tabii seni seviyorum falan yazmıştı. Ben de çerçeve yapıp dükkana asmıştım. Sonra yıllar sonra gördüm tabii İstanbul'da. Peki o günden ondan sonra İstanbul macerası başladı. Buraya geldin. Paris'ten önce mi bu başarı hikayesi başladı yoksa o Yok. zaman daha O zaman pişme daha yeniyim zaten askerden gelmişim. Taksim'de bir otelde çalışıyordum o zaman. Bir 4-5 yıl orada çalıştım. İşte o zaman o devrede yurt dışı. Ama yani benim herkese tek şeyim mutlaka herkesin bir yurt dışını görmesi gerekiyor. vizyon açısından Her çok işten evet. katıyor değil mi? Ya senin için de içinde geçerli, benim için de geçerli. Hepimizin için geçerli. Çünkü burada biz sadece az bir şeyler bilebiliyoruz ama görüş açısı, bakış açısı, hayalin, düşüncen, her şeyin değişiyor. Bir ufkun açılıyor bir kere. Benim yani o 4 günlük Paris'te bütün ufkumun açıldığını hissettim gelince. Abi dediğin gerçekten çok doğru. Yani insanların ufkunu geliştirebilmesi için hem dışarıya hem de olan hayatı bir vizyona sahip olması lazım. Geniş çerçeveden bakması lazım. Bu geniş çerçeveden bakan Şükrü Dudu kendini üç kelimeyle bize anlatabilir mi? Seni temsil eden üç kelime ne sence mesela? İş, aile, hayat aşkı. Peki bunlara yeterince zaman ayırdığını düşünüyor musun abi? Yani imkanım olduğu sürece ayırıyorum. Çünkü ben işime aşık bir adamım bir kere. Yani tatile bile 3 gün gidebiliyorum. 4. gün işimi özlüyorum. Dükkana gelmek istiyorum. Müşterilerimi özlüyorum ya düşünsene yani. Çünkü uzun yıllardır beraber olduğun, artık aile olduğun bir ton müşterim var. Yani hepsiyle ailece görüştüğün. Ya bu güzel bir şey de şimdi sonuç olarak bu sadece senin iş olarak gördüğün kısmın haricinde bir de oynadığın reklam filmleri olsun Habertürk'te kaç hafta "80 yazmıştın hafta abi? berber muhabbeti" diye röportaj yapmıştım. Gerçekten berber muhabbeti var değil mi? Ülkenin nabzı orada mı Var atıyor? canım yani. İşte o muhabbet o zaman Habertürk gazetesi yeni çıkmıştı daha. Ben de herkes bana şey soruyor.
Şimdi ben ünlüleri falan tıraş ediyorum. Herkes, gazeteci beni arıyor. Diyor ki ya Cüneyt Arkın'ı bana ayarlar mısın diyor. Veya işte Tarık Akın'ı ayarlar mısın? İşte Sabancı'yı ayarlar mısın? Röportaj yapacağım. Sonra düşündüm, dedim ki ya ben niye yapmayayım? Çünkü ben daha iyi konuşurum. Muhabbet etmeyi de seviyorum. Teklif ettim. Orası da kabul etti zaten. O zaman işte Turgay Ciner, Kenan Tekta, Fatih Altay ile vardı. Fatih Altay da başındaydı zaten. Fatih Altay ile bana dedi ki oğlum sen yapamazsın dedi. Dedim abi niye? Dedi ki biz dedi gazetecilere gönderiyoruz dedi. İki üniversite bitirmiş ama dedi bir iki röportaj bile, yani bir sayfalık bile yapamaz dedi. Hadi dedi görelim, yapabilir misin? Ben yaparım dedim. Üç hafta yapamazsın dedi bana. Üç haftada en fazla bırakırsın dedi. Ben birinci hafta Ömer Sabancı ile yaptım. Pazar günleriydi. Bir baktım bütün manşette ben varım. İlk röportajdan itibaren. Evet. Sonra ikinci Faruk Süren. Sonra devam etmeye başladı. Dünya Yıldızı. Ricky Martin'le yaptım. Dört sayfa çıktı. Türkiye'de bir tek bana röportaj vermişti. Helal ya olsun. 80 hafta yaptım. İnternette ilk haber olarak çıkıyordu. Peki bu hakikaten alaylıların, daha doğrusu okuyanların yapamadığını bir alaylı olarak nasıl başarıyorsun abi? Gazetecilik gerçekten zor ben bir... Ben Hayat Üniversitesi mezunuyum. Onu gerçekten şahidiz, biliyoruz ama şimdi bu başarının bir sırrı olmalı. Yani her şeye yetişemezsin, her şeye vakit ayıramazsın normal şartlarda. Sen 80 haftadan bahsediyorsun ve bunu söyleyen de yılların gazetecisi. Bu başarının sırrı ne? Ya istemek, istemek. Her şey bu. Ben çok, yani ben Allah'a şükür bugüne kadar istediğim her şeyi yapıyorum. Zaten başarısız olacağım bir şeyse yapmıyorum. Bir ara ben 5 tane dükkanım vardı örneğin. Sonra düşündüm, taşındım. Çünkü herkes beni görmek istiyor. Bizim evet. işte nasıldır biliyorsun. Birebir hizmet olduğu için beni görmek istiyordu. Yanımdaki 3 tane yıllardır beraber çalıştığım arkadaşlarım vardı. Onlara dedim ki gelin sizi de ortak yapacağım. Şu an ortaklarım da var. Böyle daha, yani birine bir şey yetki veya işte yüzde ortaklık verirsen rahatlıyorsun da bizim iş için. Aslında bunu herkesin yapması gereken bir şey, biliyor musun? Çünkü tek başına bir şey olamazsın zaten. Gerçekten kadro öyle. Olması gerekiyor. Yani istersen balıkçı ol. Tabii. İstersen tostçu ol. Yanında birileri olması gerekiyor. Benim de o üç eleman, yani üç tane yanımdaki çalışan ortağım oldu şimdi onlar hepsi. Ne şimdi güzel. Beraberler. Ben örneğin onlara bırakabiliyorum. Rahat edebiliyorum. Onlar bana bırakabiliyor. Şimdi örneğin üçü de tatilde, ben bugün işteyim gibi. Başarılı, yani istemek gerekiyor. Hayal etmek gerekiyor. Ben bunları hepsini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten sizin meslekte özellikle, ki sizin gibi marka olmuş bir ismin, normal şartlarda insanların ilk yapacağı şey hemen markalaşayım, yeni işte şubeler oluşturayım, daha fazla para kazanayım. Sizin tam tersi insanlarla paylaşım içerisinde girmek olmuş. Çok güzel bir şey. Ama birebir hizmet olduğu için bizde şubeleşmek mantıksız bizim işte yani. Çünkü niye? Şimdi gelip insan beni görmek istiyor. Yani bana tıraş olmasa bile şimdi oraya gelince benimle bir selamlaşması gerekiyor. Peki berber mi kuaför mü? Ben berberim. Yani erkek berberi. Şimdi benim herkes ne diyor? Şimdi berber olarak beni bildiği için berberim yani. Kuaför tamam, kuaför belki bayan kuaför okey. Ama erkekse berber. Erkekse berber. Bu güzel bir şey gerçekten ama hani bazen bu modernizm adı altına... Yok hiç yok. Berber. Ben yani beni sen arasan da bile ben telefon açtığım zaman Şükrü ben berber buyurun diyorum. Gerçekten öyle. Hani tevazunu zaten seni tanıyanlar çok iyi biliyor. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Hele ki şunu merak ediyorum. O kadar dünya starını tıraş ediyorsun. Çünkü sonuç olarak mesela biz burada bir saat geçiriyoruz. Veya sizin programdaki gibi berber muhabbetiydi ismi. Bu berber muhabbetinde mesela hem tıraş ediyorsun hem röportaj yapıyorsun. Yani o insanın bir saatine şahit oluyorsun ve ulaşabiliyorsun. Biraz önce demiştin ya insanlar beni arıyordu mesela. Bu nasıl bir duygu? Nasıl ulaşabiliyorsun? O insanlar yıllarca neden sana sürekli tıraş oluyor ve senden vazgeçmiyor? Sadakat çok önemli bizde. Sır, sadakat, riyakat. Yani bu müşteriyle olan bir bütünlüğün olması gerekiyor. Çünkü onun da bütün bir sürü hayalleri var, düşünceleri var. Gelip örneğin seninle paylaşabiliyor. Veya üzüntülü olduğu gün de gelip seninle paylaşabiliyor. Aynı zamanda mutlu olduğu gün de geliyor. Çünkü orada sana teslim oluyor. Bizim işte çok önemlidir. Yani öyle bir meşhur bir laf var. Dünyada istersen kral, istersen padişah ol. Önünde eğildiğin tek insan berberdirdi yani. İster kim olursa gerçekten ama öyle. Herkesin bir berberi var, önünde eğilmek zorunda. Saçını aynen yıkıyor. Öyle. Yıkarken olsun, keserken olsun. Mutlaka bu. Yani bunu bir sağladıktan sonra zaten ayıramıyorsun. Aile gibi oluyor. Şimdi benim 30 senedir saçını başka bir makas değmemiş bir sürü müşterim var. Faruk Süren var, Ömer Sabancı var.
Yani şunu diyebilir miyiz? Hem orada bir müşteri koltuğunda oturabilir ama bir yerde bu aileyi de sosyal yaşama da taşıyabiliyorsunuz. Yani beraber tatile gitmek veya bu tabii gibi canım, tabii. Şeyler de oluyor mu? Oluyor oluyor, çok oluyor. Çünkü bir bütünsü zaten. Ondan sonra arkadaşın oluyor. Ailece tanışıyorsun, dostun oluyor. Veya akşam yemek yiyeceksen yemeğe gideceğin bir arkadaş, yani bir bütünlüğünü sağladıktan sonra unutmuyorsun ve devam ediyor. Gerçekten güzel bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Hani hep derler ya, bir berber koltuğunda bir de taksiden ülkenin sıcak gündemini takip edebilirsin. Ki sizin gündem daha sıcak. Gelen insanlardan dolayı Türkiye'nin böyle enleri geliyor. Bu gündeme sahip olmak veya işte bunları bilip nasıl davranabiliyorsun abi mesela? Hani herkesten bir şey duyuyorsun. Bu sana bir şey katıyor mu? Veya... Ya o ünlü müllü diye herkes de bizim gibi, senin gibi, hepsi bir insan yani. Onun için ya benim Allah'a şükür kimseyle o şu mevkide diye veya burada diye hiçbir konumda ayırdığım hiçbir hayatımda bir şey olmadı. Onlar da bizim gibi, senin gibi, hepimiz gibi beraberiz. Onun için yani ne kadar rahat olursan ondan zaten istediğin kadar hem bilgiyi alırsın, istediğin cümleyi ağzından alabilirsin. Onun için senin rahatlığın çok önemli. İşte bu rahatlıkta bazen insanlar, şimdi mimarlık da biraz öyle, bireysel hizmet olduğu için kişilerin bulunduğu konuma göre bazen onların da size çıkarttığı zorluklar olabiliyor. Ki normalde senin müşterilerin de illaki öyle insanlar da olmuştur. Bununla alakalı Var yaşadığın bir sorun canım. falan oldu mu? Ya örneğin bazı geliyor, beni Brad Pitt yap diyor. Nasıl yapacağım? Anladın mı? Ben Brad Pitt gibi olmak istiyorum diyor. Yani. Veya işte Tom Cruise gibi olmak istiyorum diyor. Beckham gibi olmak istiyorum diyor. Veya gençler Ronaldo gibi istiyor. Ama tabii yüzünün şekline uyuyorsa yapmaya çalışıyorsun. Ama bazıları var hiç uyacak gibi değil ama mecburen onu mutlu etmek için daha değişik formüllerle işte sana bu daha çok yakışır. Yüzünün şekline göre yani senin tipine uyacağı veya saçının rengini değiştirip şunu yapabileceğimiz diye öyle o serüven halinde gidiyor ve mutlu olarak kalkıyor. Yani buna şüphemiz yok zaten. O yüzden herhalde burada bir duayenle oturuyoruz ama hep şöyle bir algı vardır. Özellikle sosyal medyada çok döner abi. Berber koltuğundan hiç kimse istediği gibi kalkamıyor. Berber nasıl istiyorsa öyle tıraş ediyor. Sende de öyle mi yoksa müşterinin talebine Yok, göre ben mi önce tıraş ediyorsun? soruyorum. Ben çünkü kendimce, bizim ekibimizce, bizim ben kendi şeyim odur. Hayalini söyle diyorum. Ya saçında, sakalında ne hayal ediyorsun? Ben Şükrü Dudu gibi olmak istiyorum mesela. Olabilir miyim? Zor. Bunun için biraz çalışmam lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü hayır, şimdi kendi saçındaki hayalini soruyorum. Adam şimdi saçında diyebilir ki yanlarını kazıtacağım, üstünü uzatacağım veya bir parça renk atacağım falan. Veya çoğu şeyle geliyor. Cep telefonuna resim gösteriyor, böyle istiyorum diye. Tabii yapmaya çalışıyoruz ama oluyor mu? Çoğunda da oluyor tabii. Yani olmayanlar da illaki olmuştur. Bugüne kadar hiç böyle bir işlem hatası yaptım veya işte İşlem bir... hatası yaptım değil. Bir kere makinenin ucundaki tarak düştü. Doğan abi diye benim çok sevdiğim bir müşterim vardı yıllardır. Sabah erken geldi tıraş olmaya. Ben de makinaları çocuklar hazırlıyor, bizim çıraklar. Dedim oğlum beni makineye verir misin? Makineye verdi, ucuna tarak takmamış. Ben de enseden bir aldım, ense gitti sıfır. Ama şimdi ben renk ben gitti. Sonra Don abi dedim, makinenin ucuna tarak takmamışlar. Oğlum bir şey olmaz dedi. Ama o ara ben ağlamaya başladım. Nasıl ağlıyorum? Adam bana üzüldü. Bir şey olmaz falan dedi. Yani o kadar bir olumlu, bir güzel bir şekilde beni o hem şey yaptı yani, teselli etmeye çalıştı. Hayatım önce onu unutamam yani. Ama çok Ama ağlamıştım. ciddi bir şey abi. Şöyle sorayım. Bunların haricinde şimdi sokağa çıktığın zaman insanlar seni tanıyor. Sen diyorsun ki işte ben Sivas'tan bu yaşta geldim. Bir hayalim vardı. Peki Evet. abi şu anda olduğun yerden mutlu musun? Sokağa çıktığında insanların seni tanıması seni mutlu ediyor mu yoksa bunun sana yüklediği bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musun? Yo, ben hep mutluydum zaten. Şimdi daha da mutluyum. Yani artı değer kattı, senden bir şey Tabii canım. götürmemiş oldu. Yok hiç. Yani çünkü zaten insan değişmemesi gerekiyor. Fark etmiyor. Şimdi bu dünyaca ünlü yıldızlar, şimdi ben de tanıştığım yıldızlar var. Oradan da gördüm. Türkiye'den de gördüm. Yani insan zaten büyüdükçe, küçülürse değeri artar. Hayattaki Kesinlikle. en önemli şey o zaten benim için. İşte bunu yakalamak veya bu şöhreti veya benzeri şeyleri kaldırmak bazen... Ya ben yine pazartesi günleri izinliyim. Eşimle beraber Eminönü'ne metrobüsle gidiyoruz, geliyoruz. Ya benim hayatımda bir şey değişmiyor ya. Ben aynı şeyleri devam ediyorum. Rutin halde devam ediyorum. Yine çocuklarımla spor salonuna gidiyoruz. Kahvaltıya gidiyor. Yani
Değişen hiçbir şey yok. Yine dediğim gibi işte metrobüs, belediye otobüsü, bütün şeyleri kullanıyorum. En son birinde baktım, biri çekmiş dedi, Şükrü Dudu metrobüste diye, baktım bana attılar falan. Yani mutluyum yani, öyle şeyler, öyle bir koşulacak bir hayatın yok ki zaten. Berbersin zaten, ben hep, yani hiçbir zaman o kimliğimi hayatım boyunca unutmuyorum zaten, devam ediyorum. Gerçekten güzel bir şey. Peki Şükrü Dudu eleştiriye açık mı? Eleştiriye, yeniliğe? Her zaman. Yani çırakların gelip dese ki usta bu böyle böyle oldu ya tabii, Şükrü tabii. Abi. Ben öyle tıraş olurken bile sabahları dükkana geliyorum. O gün bakıyorum kimin gözünde bir ışıltı var veya kim o gün yakışıklı, kim mutlu veya öyle bir şeyse, oğlum benim saçımı sen yap diyorum. Dükkanda. Peki onlar mı karar veriyor, sen mi karar veriyorsun abi tarzına? Yok, onlara söylüyor. Yok, ben kendim söylüyorum bunu istiyorum, onlara yaptırıyorum ama. Ama dediğim gibi ayırtmadan o gün kim iyiyse ona tıraş oluyorum. Peki kaç kişi yetiştirmişsindir muhtemelen bugüne kadar? Ya benden çıkıp dükkan açan da çok oldu. Bir 5-6 tane dükkan salonu açtı. Tabii gurur verici bir şey yani, dükkandan ihanet etmeden gidiyorsa tabii. Yani bizim işlerde çok ihanet eden de var. Yıllarca besliyorsun, büyütüyorsun. Adam ediyorsun, müşteri sahibi ediyorsun veya en sevdiğin adamları teslim ediyorsun. Bir anda bırakıp hiçbir şey söylemeden, ama hani gerçekten adam gibi hani derse ki abi ben de bir yola girmek istiyorum, dükkan açmak istiyorum. Seve seve öyle olan oldu. Ben gittim hatta dükkanına, hayırlı olsuna gittim. Ben hiçbir zaman eski berberlerimi, arkadaşlarımı hiçbir zaman unutma. Benim ilk İstanbul'a geldiğim berber Nişantaşı'nda. Yani gerçekten bu güzel bir şey. Eski ustaların da çoğu böyle. Benim babam da mesela terzidir. Asıl mesleği terzilikti. O da şu anda esnafın özellikle bir nevi bizim işimiz de bir esnaflık. Alttan insanların yetiştiğini düşünüyor musun? Mesela seni tanıyan bir insan tabii ki berber olmak ister. Çünkü neden? Böyle yakışıklı bir adam doğmuşsa eğer özellikle. Yani hayatına sahip olmak ister ister istemez insanlar için. Sen bir rol modelsin abi. Peki senin dışında diğer berberlerin de senin yolunda gittiğini düşünüyor musun? Veya ülke olarak neden çırak yetişmiyor mesela? Bu çok büyük bir sorun. Ya doğru, çırak yetişmiyor. Eskiden biz yani çekirdekten yetiştiğimiz için çıraktık yani. Çırak, kalfa, usta oluyorsun. Ama şimdiki gençler bu şeyden çok müzdarip yani, bu sosyal medya, o bu falan filan, kafası sadece oralarda. Veya çabuk para kazanma derdinde yani, işte borsa, evet, kripto, ne böyle şeyler yok mu, böyle bir çabuk para kazanacağı yerlere geçiyorlar. Yani bizim gibi sanat yapıp bir yere gelmek isteyen çok az. İşte şimdiki gençlik biraz akıllı oldu, yazılım mazılım işlerine girdi. Ama eskisi çırak devri yok. Peki abi kitap olayı nasıl gelişti? Kitap, Mümin Sekman denen bir yazar vardı. Evet, kişisel gelişim uzmanı. Evet. Milyonlar... Her Şey Seninle Başlar diye bir kitabı da vardı, evet, sanırım. Milyonlar satan bir adam. Benim de sevdiğim bir arkadaşımdır. Dedi ki Şükrü, senin hayatını ben yazabilir miyim dedi kendi kitabımda. Olur abi dedim. Sonra zaman geçti, bana dedi ki Şükrü dedi, senin kitap çıkarman lazım dedi. Allah Allah. Niye abi dedim. Dedi ki oğlum senin hayatın dedi, kitaplık bir hayatın var dedi. Olur abi dedim ben de. Sonra dedi ki bir tane editör dedi, Nazenin Tokuşoğlu diye bir kız vardır. Habertürk'te de aynı zamanda o editörlük yapıyordu. Benim gazetecilik zamanında da tanıştım. Biz üçümüz beraber toplantı yaptık. Karar verdik. Böyle bir kitap yapalım diye. Sonra çok benim de müşterilerim de çok şey yaptı. Hatta kapağını da Bülent Erkmen yapmıştır. El yazısıyla hayata makas atmak yazıyor. Peki kaç yıl oldu abi kitap çıkalı? 3 mü 4 yıl olacak işte. Şükrü her zaman yakışıklı ama biraz yaşlandığını söyleyebilir miyiz abi? Normal. 52 yaşındayız. Eskiden köyde bizim 52 yaşındaki adamlara yaşlı derdik biliyorsun. Aynen öyle. 50 yaşındaydı adam, 50 yaşında elleme derdik. Peki şimdi sen bizi cebinden çıkarırsın abi. Yok, herhalde. Devam ediyorsun. İşte kitap serüvende öyle başladı. Ondan sonra 2 yıl sürdü kitap. Çünkü bayağı bir detaylıydı bizim Mümin Sekman. İşte çocukluğundan bugüne kadar hayatın içindeki doluluğun, İşte ünlüler, her şey tek tek soruldu. 2 yıl sürdü. 16 baskı yaptı. Türkiye'nin en çok satan kitabı oldu. Gerçekten bravo. Dan Brown'la aynı gün çıktı. O zaman Dan Brown'dan çok sattı. Öyle bir haber yaptılar. Her yerde çıktı. Sivas'a gittim imza günümde. Kendi okuduğum okuldaki bütün öğrencilerime kitap imzaladım. Peki bu hayat hikayesinde senin için kırılma noktası neresi? En beğendiğin, kendi kitabını okudum diyelim mesela. Oradan ders çıkarabileceğim nokta dediğin yer neresi? Var mıdır öyle bir yer? Kitabın içinde mi? Mesela benim hayatımın kırılma noktası İstanbul'a gelmek veya işte şuradan başlamak veya işte biraz önce bahsettiğin gibi yurt dışına gitmek. Yani senin hayatın kırılma noktası veya... Askerden sonra gittiğim Paris seyahati.
Ondan sonra bütün hayatım değişti. Ya orada bir şey mi yaşadın gördüklerinle alakalı? Yok ya, orayı gördükten sonra gelip burada en iyisi ben olmak istedim. Çünkü buradaki herkesi tanıyordum, berberleri falan filan. Sonra dedim ki gelip İstanbul'daki en iyi olabilme imkanını hep hayal ediyordum. Sonra gerçekleştirdim. Abi sana sordum, bu herkesin merak ettiği sorular vardı ya. Evet. Sokağa çıktık, zaten herkes seni tanıyor. Bir de onlara soralım dedik, bir sokak röportajımız var. İstersen beraber izleyelim mi? Olur, çok keyifli. Bakalım, çok merak ediyorum şu an. Berberinizi hiç aldattınız mı? Ya son yıllarda hiç aldatmıyorum. Daha öncesinde birkaç sefer o hataya düştüm. Yok, hayır, aldatmadım. Söylediğim modeli yapamadığı için sürekli başka berberlere gittim. Yok, ne zaman olsa aynı berbere gidiyorum. Berber muhabbetini sever misiniz? Sizin için ne ifade eder? Bence iyi bir ortam yani. Her gittiğimde sohbet oluyor sıra beklerken. Yani hiç sıkılmıyorum. Bence çok önemli yani. Gelenek göreneklerimizde olan bir şey. Yani çok yaşanmışlık ifade eder. Bence güzeldir. Berber koltuğundan hiç istediğiniz saç modeliyle ayrılabildiniz mi peki? Ayrıldım. Her zaman ayrıldım. Sağ olsun abim her zaman kesti. Mutlu etti beni her zaman. Kısmen. Hayır, kesinlikle ne istiyorsa onu yapıyor. Yani birkaç defa. Yani biraz zor ama ben ayrıldım. Abi muhabbeti nasıl buldun? Çok iyi ya. Zaten herkesin bir saç modeli, tipi, hepsinin çok farklı olduğu için herkes kendine göre bir vurgusu var. Bizim işte de olduğu gibi yani. Çoğunu memnun edersin, çoğunu da etmesin ama çoğu da berberinden memnun ama. Peki sen hiç aldatıldın mı abi? Çok. Ne hissettin peki? Ya geri döneceğini biliyorum. Bazen özellikle aldatmasını istiyorum ki benim değerim daha da ön plana çıksın. Anlaşılsın diye. Değil mi? Aynen. Birkaç kere öyle oldu. Bir kere İzzet Yıldızhan var, biliyorsundur belki. Tabii. O benim aynı zamanda çok yakınımdır. İzzet Yıldızhan bir gün çekimde, teknede bir çekimi var, klip çekimi. Beni aramıştı. Ben de o zaman Antalya'da tatildeydim ailece. Gelemedim. Sonra İzzet Yıldızhan bir baktım, aradan 4-5 saat sonra beni aradı. Üzüntülü, böyle ağlamaklı, saçını mahvetmişler diye. Dedim abi gördün işte. Ben olmasam olacağı bu. Klip iptal oldu, biliyor musun? Sen de tıraş olmadığı için, evet. Klip iptal olmuş oldu. Evet. Sonra tekrar saçı biraz daha uzadı, düzeldi falan sonra. 3 mü 4 hafta sonra tekrar klip çekti. O zaman saçını ben yattım, sonra o klip. Ama gerçekten öyle o bir birisi şey... diye bir şarkısı vardı çok meşhur. Evet, onun aynen. Klibinden önce falan öyle bir şeydi. Abi gerçekten Türk toplumunda özellikle şu lafı ben çok seviyorum. Ben de katılıyorum. Berber namustur. Hakikaten erkekler kolay kolay vazgeçemiyorlar. Kadınlar geçiyor ama erkekler geçmiyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi bizimki bir tamamen bir aile bağı, yakınlık, dostluk, arkadaşlık. Ya her şey gibi bir şey ya. Her hafta gördüğün adam ya, her hafta. Yani her hafta tıraşı gelen var. Seni görmüş oluyor bir yerde. Bizim Erkan Doğruer diye benim bir arkadaşım var, abim, dostumuz. Hı-hı. Haftada 3 gün geliyor. Evde sakal tıraşı olmaz. Çünkü o dükkana evi gibi geliyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Ya evde tıraş olmak istemiyor. Çünkü gelip o keyfi koltukta, onu yaşamak istiyor. Abi dedin ya evi gibi. Ben de hakikaten geldiğim zaman kendi evimdeymiş gibi hissediyorum. Bir sosyal yaşam, orada geçen muhabbetler, gerçekten berber muhabbetine ben bayılıyorum. Bayıldığım için de özellikle senin dükkandan başlamak istiyorum. Yani kendi yorumumu katmak istedim. Ben bir mimar olarak erkek berberini, bana göre böyle olması lazım. Hele ki Türkiye'nin en iyi erkek berberi ise. İstersen senin için tasarım yaptım, sürpriz yaptık. Sen yokken dükkanda bir ölçü falan aldım. Görmek ister misin? Vallahi biz her şeye açığız çünkü bizim dükkan önce İtalya'da ödül aldı. Evet. Şimdiki senin tasarımda inşallah başka İtalya'da daha ne olabilirse vallahi inşallah senin gibi bir ustadan ödül almak benim için daha değerli diye düşünüyorum. İnşallah beğenirsin. Her şeye açığız. Umarım beğenmişsindir abi. Süper olmuş, beğendim. Çok teşekkür ederiz. Peki Şükrü abi, bir televizyon işi var, o nasıl gelişti? İkincisi de spor yaptığını biliyorum. Sporu ve aileyi soracağım. Nasıl gelişti televizyon, özellikle televizyon, fikir? Televizyon bu berber muhabbeti gazeteden olduğu için gazeteydi. Bunu görsel, işte ekrana taşımak için zaten önceden bir projem vardı. Sonra TV100'le anlaştık. Evet. Her hafta bir berber muhabbeti, yani de bizim kendi işimi yapıyorum. Sadece o ara kamera var. Yine saçı kesiyorum. Aslında bizim gibi. Tabii tabii.
Yani kameralar var bir tek. Aramızda başka bir şey yok. Onu da televizyona taşıdık işte her pazar. Televizyonculuk zor mu? Yo, benim için yani zor diye bir şey yok. Normal, güncel bir hayat gibi. Çünkü ilk önce buraya gelip dediler şu bir 5-6 saat ayırmamız gerekiyor dediler. Niye dedim? Program yarım saat, nasıl 5-6 saat? Anca olur dedi. Niye ki dedim, sebep ne? Görürsün dedi, bir geldi bir saatte bitti. Adamlar da şaşırdı tabii, bir saatte direktmen geldi, bütün ekip çekim yaptık gitti. Zaten yayınlandı ilk işte Hakan Ateş, sonra yavaş yavaş şimdi devamlılığı geliyor. Şimdi zaten 3-4 tane yaptım. Ve şu an çok talep de var, yani hiç hayal etmediğim insanlar bile benimle röportaj yapar mısın diye soruyor. Çok hoşuma da gidiyor aslında. Peki bunda özellikle insanların tanıdığı isimlerden mi gideceğiz, yoksa senin gerçekten kalbi olarak istediğin müşterilerinle mi devam edeceğiz? Benim için hayatta en önemli şey hayat hikayesi olan adam. Yani bir hayat hikayesi, işte bir yerden bir şey alması, bir yerden bir ödül alması, işinde çok başarılı olması, ailesiyle olan bir şeyin çok iyi olması. Yani bir hayatla ilgili bir şey beni çok daha çok cezbediyor. Zaten soru sorduğum zaman da eskiden de soruyorum işte. Veya ailesini soruyorum, iş başarısını soruyorum. Çünkü ben eskiden hep merak ederdim zaten ünlüleri, zenginleri, böyle bir otoriter insanları, meşhur insanları hep hayal ederdim yani. Çünkü çocukluğundan ve sonrasını hayal ettiğim için şu an bunu da burada sormam beni de aynı zamanda mutlu ediyor. Gerçekten yani değerli bir iş yapıyorsun. Değerli işin üzerine böyle zor bir televizyonculuk gibi bir iş yapıyorsun. Çünkü gerçekten hani bir saat dediğin şey, saatlerce çekimlere de biz de şahit oluyoruz mesela. Ama şu an gerçi hiçbir konumuzda bunu yaşamadık ama yaşayanları da biliyoruz. İnsanların başına da gelebiliyor böyle şeyler. Saatlerce sürebiliyor. Tabii canım, bazen ben de çünkü birkaç kliplere falan gittim. Birkaç sinema filmde falan da ben oynadım. Etrafımda 100 kişi var falan filan böyle. Terliyorsun tabii, kameralar, sorular, morular. Uzun uzun ama o filmlerde oluyor ama normalde bizimki film olmadığı için canlı, yani normal hayatımızda olduğu için çok iyi geçiyor. Peki abi, yapmadığın bir şey kaldı mı? Oyunculuk yapıyorsun, televizyonculuk yapıyorsun, gazetecilik yapıyorsun. Gerçekten maşallah demek istiyorum. Bir de üstüne spor da yapıyorsun. Sporla aran nasıl? Ya ben yürümeyi çok seviyorum sabah bebekte. Arkadaşlarım falan var orada beraber. O en büyük spor bence o. Sabah erken kalkıp sahilde yürümek. Peki aile? Aile senin için ne demek? Aileme çok düşkün biriyim. Ben çocuklarıma aşığım örneğin, eşime. Çünkü onlarla beraber zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor. Yıllarca çocuklarımı okula ben götürdüm örneğin. Servis gibi. Ama çok mutlu bir şekilde gittim. Yani sabah Hakan'ı, Hazal'ı okula mutlaka ben götürüyordum. Haftada bir iki gün, en az iki gün mutlaka akşam yemeğinde dışarıda hep beraber ailece gideriz. Yani o zaman başarılı olmak için insanın bir kere aile yaşantısının doğru olması lazım. Diğerinde de istemesi mi lazım? Ya bu bir nasıl bir şey biliyor musun? Evde mutluysan işte mutlu oluyorsun. İşte mutluysan evde de mutlu olabiliyorsun. Bunlar hepsi bir bütün halinde devam etmesi gerekiyor. Ama şimdi eve gittin, mutsuzsan sabahleyin otomatikmen işe yansıyor. Aynen. Yansıtmamaya çalışan başarılı oluyor zaten. Şimdi dükkana gelen adama ben diyorum ya, oğlum ne oldu? Diyor ki akşam hanımla kavga ettik. Diyorum onu unut. O akşamda kaldı. Ama sen buraya gelip tekrar normal hayatına dönüyorsan o zaman mutlusun. Onun için evdeki mutluluğu da iyi yaparsan, yani düzeninde, her şeyini rayında giderse hem işine de yansıyor. Zaten eve otomatikman yansımış oluyor. Bu biraz da şans değil mi abi? Zaten hep önceki bahsettiğin konuda suretin sadakası gülüştür. Zaten değil o mi? Gülüşü işine yansıtmadığın zaman, içeriye asık suratla girdiğin zaman zaten günün maalesef öyle geçiyor. Bu biraz daha şans işi değil mi? Tabii canım, yani bir kere eşini çok iyi seçmen gerekiyor. Çünkü hayatın boyunca hepsinin devamlılığı olacağı için kafanın dengine, yani seninle beraber önemli bir hanımla İşte beraber türkü dinliyoruz gibi. Evet. İşte bunu kafa dengi demek oluyor. Yani onunla mutlu olup paylaşabileceğim bir şeyler varsa. İşte kızımla başka bir hayat. İşte kızım resim yapıyor. Ben onu seyretmeyi seviyorum. İşte oğlum futbolcuydu. Şimdi yazılım işte geçti. Onunla bir şeyler öğreniyorum. Veya beraber Hakan'la maç izliyoruz. Bunlar olunca zaten otomatikmen mutluluk devam ediyor. Kendiliğinden. Öbür türlü olmaz zaten. Ondan sonra çünkü o zaman da daha iyi arkadaşlarına zaman ayırabiliyorsun. Evi mutlu etmezsen zaten arkadaşından zaman ayıramazsın. O da çok önemli bir şey. Yani bu düzeni sağladıktan sonra zaten ölümlü dünya hayatı devam ettirebiliyorsun. Aynen öyle. Yoksa çok zor. Peki sana göre Şükrü Dudu'yu doğru kullanabiliyor mu?
Ya hayatta istediği yerde. Ben kendim kullanamıyorum ama benim tanıdıklarım etrafım kullanıyor. Açabilir misin abi mesela? Bununla alakalı yaşadığın böyle ya komik bir anı veya bir şey var mı? Beni tanıyıp bir yere gidip bir iş yaptırıyor veya işte diyor Şükrü abi sen tanıyorsun diyor. Hı-hı. Bir de tabii bir yere geldikten sonra seni herkes bir şey için arıyor. İşte bir yerde iş için arıyor. Yani bir yere işe girecek veya başka bir şey arayacak. Bir de ben hayatım boyunca kimseye yok diyemem. Ya diyemedim yani bilmiyorum yani bu yaşıma kadar gerçekten hiç yok yani diyemedim. Kim ararsa. Tanıdığımız kadarıyla öyle. Ben telefon numaram bile İstanbul'a geldiğim numaram aynı daha. Başka bir telefon numaram da yok. Tek bir numaram var o numara. Yani 35 sene önceki numara devam ediyor. Vallahi helal olsun. Peki berber olmasaydın ne olmak isterdin abi? Mimar olmak ister miydin mesela? İstemezdim. Neden? Ben berberim ve berberliği çok seviyorum. Ya mimarlık aklımın ucundan geçmezdi. Berberlik yok. Hiç olmasaydı. Ya örneğin golcü olmayı çok isterdim. Futbolcu. Ama sade golcü yani. Ronaldo gibi işte. Öyle yani öyle bir. Çünkü o sevinç var ya gol sonrası sevinç. O beni hep cezbeder yani işte şimdi örneğin Icardi'ye hayranız herkes seyrediyor. Adam golden sonra uçuyor falan. O sahne benim çok hoşuma gider. Yoksa berberim. Berberliği çok seviyorum. Aşığım işime. Çok keyifli. Peki sana göre böyle en unutamadığın berberlikteki anın veya hayatla alakalı. Çünkü sizde her şey yani sonuç Kevin olarak Costner'ı hayat. Tıraş etmek. Onun nasıl gelişti mesela o? Bir dünya yıldızı. Kevin Costner İstanbul'a geldiği zaman Ahmet San menajeri, ya Ahmet San Türkiye'deki temsilcisiydi işte. Ahmet San'a dediler ki Türkiye'deki en iyi berber kim? Bana CV'sini gönderin dediler. Hı hı. Ahmet sana bana geldi dedi ki ya Şükrü Kevin Costner gelecek ama CV istiyor. Ahmet abi ne CV'si ya dedim berber dedim CV mi ister dedi. Oğlum CV istiyor bunlar dedi çok ünlü dedi. Tamam dedim ben de CV mi yazdım işte şuradan geldim bu işi yapıyorum falan filan. CV'mi gönderdim. Kevin Costner da tamam demiş okeylendi. Sonra ben de Kevin Costner gelmeden yıllarca bütün şeyini araştırdım. Saçının modelini, rengini nasıl kullanıyor falan hepsini araştırdım. Sonra uçaktan indi Ahmet San beni aradı dedi ki Şükrü şu an havaalanında dedi büyük bir otobüs vardı işte içindeydi o ben içine gittim işte tanıştım kendimce İngilizce yalan da ya çat pat işte soruyorum işte ben sizin çok büyük hayranınızım falan filan o da bana dedi ki Mr. Dudu benim için ne hazırladın o zaman var ya böyle yağlar eridi o an dedim adama bak ismimi biliyor ne hazırladın diye soruyor nasıl mutlu oldum ve 3 gün kaldı İstanbul'da. Her saniye yanındaydım. Beraber karavanda yemek yedik. Sonra ona gitmeden zaten benim kardeşim de terzidir. Ona bir tane gömlek yaptırdım. Ölçüsünü aldırdım. Evet. Sonra Kapalı Çarşı'da benim bir arkadaşım var. Ona kahve fincanı yaptırdım. İsmini falan yazdırdım. Onları takdim ettim, hediye ettim. O kadar mutlu oldu ki. Saçını da kestim. Hatta boyadım ve 3 gün dediğim gibi her saniye yanındaydım. Yani böyle ünlü değil de sanki benim arkadaşım gibi bir şeydi yani 3 gün beraber. Sonra giderken bana bir teşekkür mektubu yazmıştı. Yani o benim için çok gurur verici bir şey yani çok unutamayacağım bir şey. Hatta şimdi yeni bir projem var sinema filmi yazdım. Aa çok güzelmiş abi. Tabii şu an sinema filmi yazdım bayağı bitti de film yani. Bütün senaryoyu falan bitirdik. Kevin Costner'ı da oynatacağım ona da teklif gönderdim hatta o da kabul ediyor herhalde şimdi. Peki altyapısı şu anda o zaman hazırlanıyor diyebiliriz. Senaryo bitti. Yine bu hayata makas atmanın üzerine tabii evet, hayat devam ediyor. Evet, bunun daha geliştirilmiş halini düşünelim. Peki orada seni uzun bir şekilde görebilecek miyiz veya kimler olacak projede? Yok, ben sadece finalde Kevin Costner'la oynayacağım. Sen oynamayacaksın. Ben nasıl oynayayım? Çocukluğum var, gençliğim var. Şu an ben artık 52 yaşında bir adamım. Final sahnesinde Kevin Costner'la oynayacağım. Vallahi büyük bir merakla bekliyoruz gerçekten. Yani sinema filmi, kitap. Kendi yaptığın iş. Ya istedikten sonra hayatta her şeyi başarabiliyorsun. En önemli şey istemek. Peki gençler istemediği için mi? Bazen hep şey derler ya Allah yürü kulum dedi. Yok öyle bir şey yok. Yani kader sen mi? Şu an sen çabaya oturuyorsun. Kader Allah mi? Sana nasıl yardım edebilecek? Hareket edene Allah şans verir. Yürüyene şans verir. İsteyene şans verir. Evde oturana vermez. Yani bir şey yapman gerekiyor. Yapmazsan hiçbir zaman hayatta kazanamazsın ki. Şimdi ben oturuyorum. Allah'ım bana ver. Yok kardeşim öyle bir şey yok ki. Allah sana vermesi için bir şey yapman gerekiyor. Çaba sarf etmen gerekiyor. Bir yerlere gelmen gerekiyor. Çaba göstermen gerekiyor. Koşman gerekiyor. Düşünün kilo vermek istiyorsun değil mi? Sen yürümezsen, koşmazsan, sağlığına dikkat etmezsen nasıl kilo vereceksin? Onun gibi bir şey. Hakikaten bunu motto haline getirmiş bazı insanlar. Ve bunun arkasında sığınıyor. Biraz kadercilik var insanlarda da. Tabii sen daha iyi bilirsin abi. Kader çabaya kadir değil midir? Ne kadar çabalarsan yani...
Bir kere savaşan kaybedebilir. Savaşmayan baştan kaybetmiştir yani. Ya tam da ben kendi örneğimi verdim. Ben şimdi Sivas'ta kalsaydım kahvede belki kağıt oynuyordum. O kadar. Ama şimdi kendim istedim buralara geldim. Bak kendim istedim geldim. Bak şimdi ne güzel senin yanına geldim muhabbet ediyoruz. Gerçekten biz de çok keyif alıyoruz. Şu anda saçları beyazlattın. Sinema filminden sonra bir emeklilik ne zaman düşünüyorsun? Yok ki ben emekli olmam ya. Ya nasıl olmam söyleyeyim. Yine haftada 2-3 gün çalışırım veya 2 gün çalışırım ama yine devam ederim yani. Hani hep böyle bir köye dönüş hayali vardır. Yok. Ya sende hiç var mı abi? Hayatta dönmem. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Aşığım İstanbul'a. Dünyanın neresine gitsem yine İstanbul'a yani 3 gün sonra İstanbul'u özlüyorum. Yani hep diyorlar ya köyde bir evim olsun. Yok, şurada hiç bir istemiyorum. Evim olsun. Yazlıklarla aran nasıl? Çok kısa tatiller yapıyorsun abi. Ben 3 gün gidiyorum. Burgaz Adası'na gidiyorum. Hı hı. Vapura bindikten sonra İstanbul'dan çıkıyorum ya o bana böyle bir hafta gibi veriyor. Neydi? Bazen hafta sonları kalıyorum. Arkadaşlarım var işte onlarla gidiyoruz. Orada kalıyoruz ailece. O bile bana çok büyük huzur veriyor. Yani İstanbul'dan gidişte gidiyorsun 2-3 gün. Aynen öyle. Sonra geri dönüyorsun. Bir de en büyük avantajı adanın trafik. Yok. Gaza basma, yavaş git falan. Bizim hanım biraz stresli arabaya binince çünkü Şükrü bizi öldüreceğim, yavaş bak, gaza basma falan der. Ve onun için burada gaza basıyor, burada diyeceğim git kaptana söyle istiyorsan bassın. Peki filmde Yenge Hanım'dan bir kesit var mı? Onu görebilecek miyiz? Benim yaşam, yani yaşadığım bütün hayat olduğu için herkes var. Yani bize yer var mı? Düğünüm var. Hı? Bize yer var mı? Ya şu an yaşarız. Düğün var, sünnet düğünüm var. Sonra çocuklar var. Galatasaray macerası var. Kopenhag'a gittiğimiz maceralar. Peki var. Abi seni korkutmuyor musun? Sinema gerçekten büyük bir iş ve bunun haricinde gerçekten ciddi prodüksiyonlar ve maliyetleri var veya ciddi bir proje yani. Mesela bunu düşünürken, yazarken, hayal ederken hiç korkmadın mı? Yok, korkmadım. Dükkan açtım. Korkmadım. Kitap yazdım. Korkmadım. Televizyon yapıyorum. Korkmadım. Devam ediyorum. Bu korkmayla bir şey yok ki. İstedikten sonra yaparsın. Bak sen örneğin bu işi niye yapıyorsun? Başarılı olmak için, mutlu olmak ya, için. Gibi. Abi dünya starlarından bahsediyorsun. Bir tek Kevin Costner'ın var yoksa başka hangi starları tıraş ettin bugüne kadar? Ricky Martin, Jean-Claude Van Damme. Van Damme'ı Grozny'ye gittim tıraş etmeye. Üşenmiyor musun abi? Çeçenistan'a. Tabii yine o Ahmet San'ın bir organizasyonuydu. Ama dünya yıldızları gelmişti. Bir açılış vardı orada. Hı hı. Seal var şarkıcı. O meşhur bir kemancı var dünya starı. Hilary Swank var. O ara biz dedik ki Ahmet Salman dedi ki Şükrü dedi biz buraya dedi açılış yapacağız ama dedi çok ünlü isimler geliyor. Bana dedi bir tane bayan kuaförü, bir tane makyajcı, bir de sen geliyorsun dedi. Sen de dedi şeyin saçını yapacaksın. Jean-Claude Van Damme. Neyse ben arkadaşımı aradım, Uğur Atasoy. Dedim Uğur gidiyoruz oğlum dedim şeye Grozny'ye. Ne işimiz var falan filan dedim, hazırla bir tane makyajcı bul dedim. Bir tane makyajcı bulduk. Sonra benim ortağım var Vedat. Dedim Vedat oğlum sen de gel beraber gidelim. Beraber bindik uçağa gittik. Ama böyle korumalar ordu halinde böyle. Çünkü orası Çeçenistan. Tehlikeli. Silahlar falan böyle bizi karşıladılar. Böyle ben bir korktum dedim. Nuriye geldik böyle. Açılış yerine kadar gittik ama sabah kahvaltıya indik. Sağıma bakıyorum Jean-Claude Van Damme. Soluma bakıyorum Seal. Öbür tarafa bakıyorum Hilary Swank. Hepsi dünya yıldızı. Böyle hep filmlerde gördüğümüz. Sadece bir öyle hayal ediyorsun, o gerçek mi diyorsun, ya yanımızda yani. Akşama doğru Uğur Hilary Swank'in saçını yaptı, çok beğenmiş falan. Sonra Van Damme çağırdı, ben de tabii dedim Vedat sen git oğlum dedim, Van Damme çağırıyor. Neyse Van Damme odasına gitti, Vedat'ı odadan kovmuş dövecek gibi. Saçının rengini başka bir renge boyamız istedim, biz de o boyayı getirmemiştik. Ya kendi saçının rengini getirmiştik, biz başka bir renk. Vedat'ı kovmuş odadan. Neyse Vedat koşa koşa geldi bana. Dedi abi böyle böyle dedi. Van Damme beni kovdu. Ben de dedim koşa koşa Ahmet San'ın yanına gidiyorum. Dedim Ahmet abi böyle böyle bir durum var dedim. Ne durumu dedi. Dedim ki böyle işte Vedat'ı kovmuş dedim. Rengi olmamış dedim. Oğlum niye getirmedin dedi. Abi rengini getirdik istemedim. Ben yüz renk nasıl getireceğim? Dedim bunun çaresi ne dedim. Dedi ki burada market var mı dedim abi. Büyük market. Dedi var. Sonra gittik markete. Yine korumalar eşliğinde. Önde arkada şeylerle korumalarla markete gittik. Marketten boyasını aldım getirdim. Sonra boyadık. Sonra çok mutlu oldum. Peki yanlış yapmış olsaydın sence bir daha devamı olur muydu abi? Bir uçar tekme yapabilirdi diye hayal ediyorum. Peki isteyip de böyle tıraş edemediğim veya şu anda hayal ettiğim biri var mı? Beckham
Ve oğlumdan dolayı da Ronaldo. Beckham'ı çok beğeniyorum yani saçı matı. Çünkü adamın öyle bir tipi var ki saçını kısa kesiyor, yakışıyor. Uzun kesiyor, yakışıyor. Ronaldo da öyle. Şu an böyle bir resim şeyi var. Saçını uzatmış güzel. Kesmiş. Makineye vurmuş. Bağlamış. Her türlü güzel. Yani yakışana saç çok yakışıyor. Gerçekten hani erkeğin makyajı saç ve sakal. Bu çok ciddi bir şey. Bayanlarda biraz daha saç rengi benzeri şeyler olabilse de erkeklerde böyle bir şey erkeklerde yok. Erkeklerde zaten en büyük özelliği saçı. Bir de ben saçı olmayan her erkeğe mutlaka saçını ektirmesini tavsiye ediyorum. Çünkü erkekte değişecek çok bir şey yok. Kadınlarda o kadar çok şey var ki saçı değişiyor, makyajı değişiyor, boyası değişiyor, dudak, kulak, aklına gelen her şeyi değiştirebiliyorsun. Ama erkeklerdeki en önemli şey saçı ve sakalı. Onun için yani saçı olmayan kesinlikle ektirmesi gerekir diyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum ama özellikle şeyi çok merak ediyorum. Şimdi sizin jenerasyon var, bir de yeni Z kuşağı var. Saç modelleri gittikçe değişiyor. Şu andaki saç modellerini nasıl buluyorsun abi? Şu an çok rahat modeller çok. Yani herkes sabah yıkayacak, bir damla bir şey sürüp çıkacak. Natürel saçlar şu an çok moda. Çok natürel yani öyle bir şekil, taranmış jöleyle o eskiden bir yantim vardı biliyorsun jilet evet. gibi. Şimdi onlar yok. Şimdi herkes çünkü rahat bir hayata alıştı ya, sabah uyanacak, duşunu alacak, bir damla bir şey sürüp çıkacak. Peki bu sizin dönemlerde özellikle 20 yıl, 25 yıl öncesinde tıraşlı erkekler böyle gayet grand tuvalet bir şekilde geziyorlardı. Şu anda tam tersi, sakalın moda oldu. Ya dönemleri yaşıyoruz. Sakal niye moda oldu biliyor musun? Bu filmlerden oldu yani. Şu an bizde çünkü şey çok, yani yurt dışı özentimiz o kadar çok ki. Yurt dışından bir ünlü sakal bırakırsa biz hemen bırakıyoruz. Hı hı. Şimdi Türkiye'deki ünlüler de sakal bıraktıktan sonra bu Osmanlı filmlerinde falan da gördük. Evet. Şimdi çoğu insan hepsi sakallı olmaya başladı ama dediğim gibi hepsi bizim başkalarına kendimizi onlara benzetmemizden dolu geliyor. Ya herkese de yakışmıyor. Sakal çok güzel ama sakalın da dediğim gibi sakaldaki bakım saçtan daha önemli. Haftada bir mutlaka sakal uzatıyorsan kestirmek zorundasın. Bunu ilk defa duydum mesela, ben bilmiyordum. Yani sakalını düzeltmezsen, çünkü sakaldaki boşluk, sakaldaki yoğunluk, onları ancak profesyonel bir berber yapabilir. Yoksa sen evde kendine onu yapamazsın. İmkanı yok. Bir de çok ince bir... Sakal bırakıyorsan haftada bir mutlaka gidip sakalını düzelttirmen gerekiyor. Peki Şükrü Dudu dünya starlarını tıraş ediyor. Türkiye'de de herkese böyle bir hizmet veriyor. Kendi mesleğini yapan gençlere önerisini. Vallahi işini çok sevip takip etmesi gerekiyor yani herkesin. Ben bile hala Instagram'da dünyadaki berberleri bile takip ediyorum. Acaba kim ne iş yapıyor, daha ne yapabilirim? İşte yeni çıkan ürünleri takip ediyorum. Saçım için kullanacağım, şekil vereceğim aletleri alıyorum. İşte dün bile bir tanıtım vardı, oraya gittim. Saçıma şekil vereceğim bir ürün aldım oradan. Hı hı. Bunları takip ederse ilerleyebilir. Çünkü onları gördükçe, onları seyrettikçe daha doğrusu bir şeyler elde edebilirsin. Yani yapmaya çalışırsın daha doğrusu. Onları göremezsen zaten yapamazsın ki. Yani o da biraz daha gezmeyle, vizyonla alakalı. Aynen, bir durum. Ufkunu oluyor. Kendi açması gerekiyor. Ama artık her şey kendi elindeki bir şey ya. Şu cep telefonu alıyorsun, zaten dünyayı takip edebiliyorsun. Gir oraya, dünyadaki star saçları de, saç şekli de, sakalı de, hangi ürünü kullanabilirim de, wax de, jöle de, sprey de. O kadar gelişmiş ki artık her şey. Ama özellikle algoritmada ben sen gelmeden de biraz karıştırdım abi. Son dönemde şu dazlak tıraşları bayağı moda oldu. O konudaki düşüncelerini bir alabilir miyim senden? Çok merak ediyorum gerçekten. Ya onlar kendine çok rahat hissedenler. Hiçbir şeyle uğraşmak istemeyenler. Ürün kullanmak istemeyenler. Yıkamayı sevmeyenler. Bir anda kazıyorsun, mis gibi çıkıyorsun. O kendi içinden rahat olan insanlar var ya, tamamen boş bir şeyde ilerlemek isteyenler. Hı hı. Ama normalde yani erkekse adam saçını tarar, bakımını yapar, ne bileyim işte. Böyle şeylere özen gösterir ama bazıları dediğim gibi tamamen boş veriyor. Peki Şükrü Dudu mutlu mu? Çok mutluyum Allah'a şükür. Sırrı ne? Hayatı seviyorum. Yaşamayı neden seviyorsun seviyorum. Abi? Hı? Neden seviyorsun? Hayal edebilir miydin mesela bugün? Abi nefes alıyorum. Mutluyum. Sağlığım yerinde. Ailem var. Çocuklarım var. Bir işim var. Daha ne olabilir ki hayatta? Abi Müjdar ilk başta sana bir mektup yolluyor. Oradan başlayan hikayenin Van Damme'la bitişini sen tahmin edebilir miydin? Ama hayal ettim. Ettim ama. Bunu hayal etmek çok önemli.
O zaman hayal ettikten sonra çabayla beraber yapamayacağımız, başaramayacağımız bir şey yok. Ya istedikten sonra her şeyi yaparsın. Şimdi sen örneğin burada, bu kanalda yapıyorsun. Evet. Yarın belki yurt dışı kanalında da yapabilirsin. Zaten normal şartlarda benim böyle bir düşüncem de yoktu. Benimki de senin anlattıkların gibi biraz spesifik gelişti. Bak, demek ki her şey olabiliyormuş. İstedikten sonra oluyor. Canı gönülden istiyorsan, yapmak istiyorsan olabiliyor. Ya şimdiki meselemiz gibi, sen bana dükkanımı çizlemedin. Ben çizmek istiyorum, ben yapmak istiyorum. Hakikaten bazı şeylerde insanın kendine ben varım demesi lazım. Taşın altına elini koyması lazım. Kesin diyorum işte, bak ben berberim. Ama diyorum bak, sana bir sürü bir şey saydı bana. Gazete, evet. Kitap, şu bu, daha sinema filmi. Bakalım bundan sonra daha neler gelebilir. Ve sizin nesil icat çıkarma denen nesildi. Sen bütün icatları maşallah sinema filmiyle taşlandırmış olacaksın bir yerde. Çok seviyorum ve yapacağım. Çok iyi olacak film. Gerçekten büyük bir merakla biz de bekliyoruz. Abi çok gezdiğini biliyoruz. Özellikle yurt dışına gidip geliyorsun. Kendi mesleğinle alakalı bir erkek olarak tıraş ihtiyacın da oluyordur illaki. Orada berber tercihin nasıl oluyor ve işlerine karışıyor musun? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunun cevabını senden reklamlardan sonra alabilir miyiz? Tabii İbrahimciğim, ne demek. Kısa bir reklamın ardından tekrar beraberiz. Evet abi, reklamdan önce sormuştum. Özellikle yurt dışına gidip geldiğin zaman nasıl tıraş oluyorsun ve berberlerin işine karışıyor musun? Ben hangi ülkeye gitsem ilk önce, yani zaten turla falan gidiyorsam da, rehbere kesinlikle birinci sorum berber. İkinci sorum da buradaki insanlar nerede ibadet edip dua ediyor. İlk önce birinci şıkkı yaparım. Oradaki en iyi berberi bulurum. Yani parası marası fark etmez. Çünkü en iyi berbere gidip randevu alıp tıraş ederim. Tıraş olurum yani mutlaka. İlk önce bu Paris'e gittiğim zaman da Alexander diye bir çok meşhur berber vardı. Hı hı. Dükkanı 4 katlıydı. En üst katta 400 euroya tıraş ediyor. Aşağıda 300, 200, 100 euro diye gidiyor. Farklı. Ben o zaman en pahalı adama tıraş olmuştum. Hı hı. Yani çünkü oradaki hissiyatı merak ediyordum. Sonra bu devam etti bende, alışkanlık. Hatta Jamaika'da bile berbere gittim yani. Dünyanın her yerinde bir tıraş olma şeyim vardır. Küba'da. Hı hı. Küba'da bile sordum buradaki en iyi berber kim diye. Gidip burada tıraş edip kendine notlar alıyordum. Bunlar da bu var. Şimdi işte ne kullanıyorlar veya ne ürünler kullanıyorlar, saçları nasıl yapıyorlar diye. Bütün dünyadaki her gittiğim yerde mutlaka tıraş olmuşumdur. Peki kaç ülke gezdin abi? Hatırlamıyorum, o kadar çok gezdim ki. Ama işimiz gereği de yani fuarlar oluyor, davetler oluyor, açılışlar oluyor bu kuaför camiasında. Bizim çünkü genelde ürün tarafından çok gittiğimiz yurt dışında geziler oluyor. Peki şey diyebilir miyiz? Hakikaten çok gezen bilir, çok okuyanın yanında okumak çok değerli de, gezenlerin yazdıklarını okumamız lazım ki feyiz alabilelim. Vallahi ben okumadığım için pişman değilim. Hı hı. Çünkü ben kendime diyorum, hayat üniversitesini bitirdim diyorum. Evet. Tabii okuyanları canı gönülden destekliyorum ama ben iyi ki okumamışım diyorum. Peki o kadar ülke içerisinde tıraş oldun. En beğendiğin, sende iz bırakan bir ülke veya durum oldu mu? İtalyanlar ve Fransızlar çok iyi. Tarzlarından dolayı mı? Yok, işleri çok iyi. Yani hem işleri, büyük çok güzel mekanları var. Hizmet sektörü çünkü orada çok değerli. Hı hı. Ya bizim 10 katımız paraları alıyorlar ama kazandıklarını hak ediyorlar. Ya hizmet olarak Türkiye'den farkı nedir mesela bunların? Ya bir kere çok lüks bir salonları var. Yani çok büyük paralar harcıyorlar ve bir de bizim en büyük şeyimiz lokal yerde olmak. Lokal bir yerde oluyorsanız zaten hem işin de daha iyi olmak zorunda. Hizmeti daha iyi vermek zorundasın. İçerinin çok iyi olması gerekiyor. Orada öyle yerler çok var. Yani hizmet sektörü lokal yerlerde çok değerli. Şey diyebilir miyiz? Kendi işlerine yatırım yaptıkları için bunun karşılığını alabiliyorlar. İnsanlar kendilerini değerli hissediyorlar. Tabii bizim el işi, o sektör dünyanın her yerinde çok değerli. Ya bu mimarlıkta da var. Mesela biz özellikle kullanıcılar bize geldiği zaman bunu anlatmaya çalışıyoruz. En çok kavga ettiğimiz diyebilirim nokta bu. Buraya bu kadar para harcanmaz, buraya bu iş yapılmaz. Harcamadığınız zaman şükürdüzü olmuyorsunuz. Ahmet Mehmet olarak kalmaya devam ediyorsunuz. Bizim de mesela özellikle benim kendi özelimde anlamadığım tek şey budur. Ya ne iş yapıyorsan dünyada, çöpçü de olsan, bakıcı da olsan, tostçu da olsan, dediğim gibi balıkçı da olsan, en iyisini yapıyorsan her zaman başarılı olursun. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ne ayaklarına demek, ben teşekkür sağlık ederim. İnşallah seni daha güzel yerlerde görürüz. Biz senin gibi bir ustadan bunları duyabiliyorsak ve gelip programımızı şereflendiriyorsa gerçekten çok büyük bir şey başarmışız demektir. En büyük başarı bence bu. Sağ ol, sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz.
Vitrin programının bu haftada sonuna geldik. Sevgili konuğum Şükrü Dudu'ya çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.